Bir son dakika bilgisi var. Oliveira Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor değerli izleyenler. Portekizli oyuncunun saat 17'de İstanbul'da olması bekleniyor. Detaylar için hemen sözü Emre Kaplan'a bırakalım. Ezgi, dün bu saatlerde gerçekleştirdiğimiz yayında aslında bu bilgiyi paylaşmıştık ama artık saati kesinleşti. Galatasaray'ın Porto'dan yeni transferi Sergio Oliveira saat 17'de özel uçakla İstanbul'da olacak. Atatürk Havalimanı'na inecek ve sonrasında da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Dün zaten anlaşmalar gerçekleşmişti, sözleşmeler imzalanmıştı. Fakat burada tabii ki bir sağlık kontrolü ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından artık Galatasaray'ın yeni futbolcusu olacak Sergio Oliveira. Detayları bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Galatasaray Porto ile anlaşmıştı. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıllık 2,5 milyon euro artı bonusları da barındıran bir anlaşmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bir kez daha tekrarlayalım. Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira bugün saat 17'de Atatürk Havalimanı'nda olacak. Emre Kaplan aktardıkları için teşekkür edelim. Taner, hayırlı olsun diyelim tabii ki Galatasaray'a. Önemli bir transfer. Taraftarları da çok heyecanlandıran bir transfer oldu. Çok hızlı gidiyor Galatasaray transferde. Sergio Oliveira transferi ve buna benzer diğer transferler ve adı geçen isimler. Umut Bozok transferi de keza benzer şekilde hızlanmışa benziyor. Bunların hepsini düşününce şu an başkanlık seçimi sürecinde kaybedilen zamanın aslında bu hızlı transferlerle birlikte bir şekilde tolere edildiğini görüyoruz. Ve Galatasaray'ın da kamp dönemine birçok transferini yetiştiriyor olması da Okan Buruk için de çok büyük bir avantaj olacak. Oliveira'yı birkaç cümleyle değerlendirirsen, Okan Buruk özellikle oyunu çift yönlü oynayabilen bir orta saha ihtiyacına vurgu yapmıştı. Oliveira'yı bu noktada nereye koyacağız? Bu profile uygun gibi gözüküyor. En azından oyunu çift yönüyle oynayabilecek bir tarzı var. Oyun hem defansif hem de hücum yönünde ilgili çok ciddi deneyimlerine sahip bir isimden bahsediyoruz. Ve sadece tek mevkinin adamı olmaması bence daha da kıymetli bir nokta. Çünkü orta sahanın merkezinde, geride hatta kanatlarda da forma giyebilen bir oyuncu. Hücuma dönük oyunda da çok büyük etkileri olduğunu düşünürsek eğer, ben Oliveira'nın Galatasaray'da Okan Buruk'la birlikte olan uyumunun yüksek olacağı kanısındayım. Evet, özellikle Mourinho'nun çok istediği bir oyuncu olduğu detayına bugün mesela gazetelerde yer verilmişti. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Göreceğiz diyelim. Son dakika bilgisi olarak bir kez daha aktaralım değerli izleyenler. Galatasaray için Oliveira İstanbul'a geliyor. Portekizli oyuncunun saat 17'de İstanbul'da olması bekleniyor. Gün boyunca bu konuyla ilgili detayları da Aspor ekranlarından takip edebileceğinizi söyleyelim ve biraz önceki paylaşımımıza geri dönelim. Premier Lig ve Serie A'daki yayın gelirlerinden bahsediyorduk. Premier Lig'deki düşme hattındaki takımların yayın gelirlerinin Serie A ekiplerinin şampiyonluk seviyesindeki takımların ne kadar üzerinde olduğundan bahsediyorduk. Ben sana şunu söyleyeyim sevgili Ezgi. Leeds United'la Southampton'ın toplam kazandığı para 267 milyon euro. Evet. Bu rakam Türkiye'nin yayın gelirinden daha fazla. Yani iş Türkiye'ye dönünce zaten konuşacak fazla. Çok fazla şey yani var da. Yayın geliri anlamında evet, İngilizler bu düşen takımlara paraşüt ödemeleriyle birlikte aslında batmaların önüne geçiyorlar. Finansal olarak 2'den 1'e çıkanlar da, Şampiyonşip'ten Premier Lig'e çıkanlar da büyük gelirler elde ediyorlar. Evet. Düşen de bu parayı alıyor çünkü düştükten sonra bazı gelirleri eksileceği için batmasın bu kulüpler diye de bu paralar ödeniyor. Bizim de burada şapkamızı tabii ki önümüze koymamız gerekiyor. Yani bugün Vallahi Inter'in Juventus'un da biraz koyması gerekiyor sanki. Premier Lig'in düşen Watford ve Norwich'in toplamda kazandığı para Süper Lig'in yayın gelirlerinden daha fazlaysa burada şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Yani tabii Premier Lig birçok açıdan çok kıyas kabul etmeyecek bir lig. Artık ayrı bir seviye ama düşen takımlardan sonuncunun ve bir sonrakinin toplam yayın kazanımı bizim ligimizin yayın gelirinden daha fazlaysa orada bir sıkıntı. Düşünülmesi gereken bir durum var. Peki devam edelim. Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Galtier oldu malum. Şimdi planlarında yer almayan futbolcular paylaşılmış. Kurzawa, Diallo, Gueye, Herrera, Draxler, Kehrer ve Icardi. Bütün Avrupa takımları ellerini ovuşturuyordur bir kere muhtemelen şu anda. Bazıları ovuşturuyordur evet. Bu arada Gueye de bildiğin gibi Türkiye'ye çok fazla yazılan isimlerden biri. Galatasaray'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar Bu seviyeden ayrılmış bir oyuncunun elbette ki majör liglerden teklifler gelecektir. O yüzden de Türkiye'yi tercih etmesi için de çok akıl mantığa uygun gerekçeleri olması lazım. Yani bu işi sadece parayla yapmanız mümkün değil. Yani bu, şu oyuncular arasında böyle seni en çok nasıl olmaz
planlarda yani dedirten biri var açıkçası mı? Açıkçası yok çünkü PSG olduğu için takım ve PSG'nin yapacağı transferlerin de ucu bucağı limiti olmadığı için gidenin yerini bir şekilde dolduruyorlar ve muhtemelen de yine servet harcayacaklar, büyük paralar harcayacaklar. Evet. Peki Cristiano Ronaldo ile ilgili arka arkaya iki paylaşımımız var. Onlara şöyle bir bakalım. Cristiano Ronaldo Manchester United'ın Tayland ve Avustralya turlarında yer almayacak. Bu ilk paylaşım, hemen arkasından diğerini de getirelim ekrana isterseniz. Üzerine konuşmuş olalım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma potansiyeli olan bir kulüpte forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır şeklinde bir detay da var. Ama acaba Ronaldo'nun indirilmiş maaşı bile acaba ne kadar? İndirilmiş maaşı Ronaldo bile seviyesinde düşünelim bunu. Onun standartlarında indirilmiş bir ücret. Şimdi PSG'yi, ben açıkçası Ronaldo'yu PSG'de görmek isterdim. Şampiyonlar Ligi kazanma ihtimali olan. Ligde sizi zorlayacak bir atmosfer çok fazla yok. Ve kadroda, o kadro içerisinde bir de Cristiano Ronaldo ismi kulağa inanılmaz geliyor. Messi ile bir birlikte oynasınlar mı diyorsun? Yani çok efsane olmaz mı? Olur tabii ki. Yani Mbappe'si, Messi'si, Cristiano Ronaldo. Yani bu Real Madrid'in efsane kadrosuyla yarışır. Bir Los Galacticos da orada görelim diyorsun. Ya neden olmasın? Yani ben Ronaldo'dan böyle bir sükseli bir hareket bekliyorum ki maaşında indirim yapmasına da gerek yok. Arttırma da gider muhtemelen PSG'ye giderse. Çünkü PSG Ronaldo hamlesiyle birlikte bütün dünyanın tekrardan gözünü çevirdiği kulüp olup kazanacağı paralar da muhtemelen Ronaldo'ya verdiğinin bir 10 katı falan olur. Ronaldo transferi gerçekleşirse. Sen o zaman bir şu paylaşımın altında Ronaldo'ya bir kulüp öner yazılmış. Sen Paris Saint Germain diyorsun. Çünkü kazanma potansiyeli olan takım diyorsak PSG. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi kazanma ihtimali var. Şimdi Bayern Münih açıkçası Ronaldo'yu almaz. Real Madrid imkan görmüyorum. Barcelona'nın kupayı kazanma ihtimali çok yüksek görmüyorum. Geliyorsunuz bu taraftan, zaten İngiltere'den ayrılma planı var. Çünkü İngiltere'nin bu temposu artık Ronaldo için biraz fazla geliyor olabilir. Hı hı. Geriye bir PSG kalıyor sanırım. Yeniden Real Madrid'e dönme ihtimali. Ben İspanya Ligi'ni çok tatmin edeceğini düşünmüyorum kendisini artık. Hı. O karadayım. Peki. Devam edelim mi? Edelim tabii ki de. Gelsin paylaşımımız. Bizim çocuk tarihin en iyisine bakıyor. Güzel bir paylaşım. Evet, Roma güzel. Ve tarihin en iyi sağ beklerinden Cafu'nun formasına bakıyor Zeki Çelik. Müthiş bir transfer bu arada. Yani güzel bir hikaye. İstanbulspor'dan TF 1. Lig'den çıkıp da Roma'ya kadar uzanan bir transfer süreci. Alt liglerdeki birçok oyuncu için bir ilham kaynağı oldu. Ve transferde emeği geçen herkesi de kutlarım. Cafu'yla aynı mevkide, aynı pozisyonda, aynı takım içerisinde bu ortamda yıllar sonrasında yer alıyor olmak da eminim Zeki için de tam bir rüyadır.